Tanıtacağımız ilk yayın Dilek Yiğit Yüksel'in kaleme aldığı dönemin tanıkları, arşiv belgeleri ve araştırma ışığında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci ve sorgulanan varlığı 1878-1964 adını taşıyor. Belikan Yayın Evi tarafından okurla buluşturulan kitabın arka kapağından bir alıntı yapıyoruz. Kıbrıs, günümüzde en önemli siyasi konulardan birinin zeminini oluşturmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılanmada çok kan akıtılan adada 1959-1960 Zürih-Londra anlaşmalarıyla geçici bir barış sağlanmıştır. Kurulan işlevsel bir federasyon niteliğindeki Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Rumların Enosis hayallerinden vazgeçmemeleri ve Kıbrıslı Türkleri bir azınlık olarak görmeye devam etmeleri nedeniyle varlığını sürdürememiştir. Rumlar amaçlarına ulaşmalarına engel olan Türkleri ortadan kaldırmak için 1963 yılında yeniden adada kan akıtmaya başlamışlardır. EOKA örgütünün katliama dönüşen saldırıları uluslararası hukuk ve savunma örgütleriyle durdurulamayınca Türkiye kendisine antlaşmalarla tanınan müdahale hakkını kullanmış, uyarı harekatına girerek akan kanı durdurmuştur. Yaşananlardan sonra Kıbrıs halkı oldukça muğlak hale gelmiştir. Artık adada Türk ve Rum toplumları ile İngiliz üsleri vardır. Bu gerçek fiili olarak adayı bölünmeye götürmüştür. Çalışmamız bugüne ışık tutacak şekilde bu devletin nasıl kurulduğunu, ardından nasıl işlemez hale getirildiğini anlatmaya yöneliktir.